Here I welcome Dr. Citil on the stage to make his presentation. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyiyiz yani inşallah. Değil mi? Ya burası biraz böyle hafifte karanlık ve insan uykusu da geliyor. İnşallah uyumazsınız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle tabii bu organizasyonu emeğe geçen, bunu düzenleyen kurumlara teşekkür ediyorum. Akademik platforma, Kritik ve Analitik düşünme platformuna, İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi'ne beni davet ettikleri için de teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi ben İngilizce mi yapayım sunumumu, Türkçe mi yapayım dedim. Galiba bana böyle bir imkanı tanımak için de yani Türkçe yapın isteriz filan dediler. Ben de memnun oldum. İnsanlar dilde konuşması daha güzel, daha keyifli. O anlamda karşınızdayım Türkçe bir sunumla birlikte. Sunumumun başlığı eleştirel düşünme ve akademide kendini gerçekleştirme süreci. Dolayısıyla ben bu sunumu çok daha fazla akademide olan insanlara ya da öğrencilere hatta hitap edecek şekilde hazırladım ama göreceksiniz sadece konular bunlarla ilgili değil. Kısaca sunumumun neleri içereceğini söyleyeceğim. Bazılarını, bazı konuları biraz hızlı geçmek durumunda kalacağım tabii sürem sınırlı olduğu için. 4 ana başlıkta sizlerle konuşacağım. İlk başta eleştirel düşünme ve akademik şahsiyetin oluşumu ilişkisini ele almaya çalışacağım. Eleştirel düşünmeden ben ne anlıyorum? Neden bu akademik şahsiyet ve kendini gerçekleştirmeyle ilişkilidir? Bunu sunmaya çalışacağım. İkinci olarak özellikle ikna amaçlı yazılmış metinler ve akıl yürütme üzerinde duracağım. Buradaki amacım size bütün bu meselelerde ve tartışmalarda mantığın ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalışmak. Daha sonra Aristoteles'ten beri gelen Burhan ve Cedel ayrımı var. Yani bilimsel bilgi, cedeli bilgi, diyalektik bilgi ayrımı var. Bu ayrımdan hareketle bizim bugün bilimsel bilgiden ne anladığımızdan çok kısaca bahsedeceğim ve akademinin bugün hani özellikle de akademide bulunan ve akademiye girmeyi düşünen arkadaşlarımız için hangi temel sorularla uğraştığını, akademinin ana akım projelerinin neler olduğunu şöyle bir hızlıca üzerinden geçeceğim. Ve bir bakıma asıl konuşmamın sonunda özellikle bir ayrımdan hareketle, çok kısık yapılan bir ayrımlar, keşif ve gerçeklenme bağlamı ayrımdan hareketle söz konusu akademik şahsiyetin oluşacağı asıl tartışma konularına, yani cedeli diyalektik tartışma konularına getirmeye çalışacağım. Umarım sizi sıkmadan bu 40-45 dakikayı tamamlayabilirim. İlk başta dediğim gibi eleştirel düşünmeden ne anladığımı size anlatmaya çalışacağım. Kapsamını da biraz geniş tutarak ve bunu akademideki çalışmalarla, akademik şahsiyetle ilişkilendirmek istiyorum. Öncelikle eleştiri dediğimizde antik Yunanca'da kullandığımız bir terimin aslında çevirisini de yapıyoruz. Bu terim kritik terimi. Farklı dillerde de bu şekilde geçiyor. Burada kelimenin köküne baktığımızda kritik demek, çizgi çizmek, sınır çizmek demek. Yani bir şeyi kritik etmek demek, sınırlarını belirlemek demek aslında. Yani eleştiri deyince farklı anlamlar gözümüzde canlanıyor. Ben tabii hani sadece kelimenin anlamı üzerinden gitmeyeceğim ama bu anlamı önemseyerek konuşmama devam edeceğim. Kastettiğim şey şu, biz aslında gündelik hayatımızda, akademik hayatımızda sürekli birbirimizi etkilemeye çalışıyoruz. Belirli görüşleri karşı tarafa kabul ettirmeye çalışıyoruz. Birbirimizi ikna etmeye, belirli davranışlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani şu anı bir düşünün. Buraya çıkan pek çok konuşmacı size fikirlerini anlatıyor. Sizi ikna etmeye çalışıyor. Mümkünse sizde bir davranış değişikliği gerçekleştirmeye çalışıyor. Ben de o niyetteyim yani. Hani niyetini saklamıyorum. Yani sizi etkilemek üzere buradayım. Zaten işimiz bu. Ama bunu sadece ben yapmıyorum. Siyaseti yapan, televizyonda konuşan bir siyasetçi de yapıyor. Herhangi bir açık oturuma davet edilen bir kişi de yapıyor. Bir filmi ya da efendim diziyi yapan bir yapımcı, yönetmen ya da orada o senaryoyu yazan kişi de bunu yapmaya çalışıyor. Herkes bunu yapmaya çalışıyor. Şimdi asıl mesele şurada.
biz bir bakıma bu etkilerle nasıl etkileşeceğiz, bunlara nasıl tepki vereceğiz meselesi çok daha önemli. Dolayısıyla bana göre eleştirel düşünmenin ortaya çıktığı bağlam bu etkilenme ve sorgulama süreçleri. Hani hayatın her yerinde olan bir şey. Bir bakıma şöyle de söyleyebiliriz. Birisi bize bir şey söylediğinde, sunduğunda, yani bu bir sözlü bir şey de olabilir, bir metin de olabilir. Birazdan metinler üzerinde biraz daha fazla duracağız. Söz konusu bu, söz ya da metin neyi taşıyabiliyor, neyi tahammül edebiliyor, ney bunun için muhtemel, nasıl anlaşılabilir, söylemek istediğini söyleyebiliyor mu, ortaya koyduğu öncüllerden varmak istediği sonuca varabiliyor mu, bunları belirlemek, bizimle ilişkisi içerisinde o etkiyi ve metni sınırlandırmak, hakkı neyse onu vermek demek. Yani eleştirel düşünme öncelikle bunun doğru düzgün yapılmasını bize salık veriyor. Bu etkinin sınırlarının çizilmesi bana göre eleştirel düşünmenin, kritik düşünmenin özünü oluşturuyor. Akademide bunun özel bir alt dalı da var. Özellikle biz akademide neyle uğraşıyoruz? Metinlerle uğraşıyoruz. Yani birisi bir makale yazıyor, bir kitap yazıyor, belirli bir konuda bizi ikna etmeye çalışıyor. Belirli olguları ortaya koymaya çalışıyor. Gerçek budur ya da olgular budur diyor. Gerçekten öyle mi? Biz bu söylenilenleri kabul etmek durumunda mıyız? Herhangi bir itirazımız var mı yok mu? Tam da bu süreçlerde, bu sorgulama süreçlerinde eleştiri dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Bu açıdan bakıldığında eleştirinin bağlamı bu etki alma düzeyinde ortaya çıkıyor. Şöyle söyleyebiliriz. Geldiniz bu sempozyumu dinliyorsunuz. Konu kritik ve analitik düşünme. Burada bir bakıma siz bununla bir karşılaşma yaşamayı seçmiş durumdasınız. Karşılaşmış durumdayız. Şu anda hakikaten yüz yüze bakıyoruz. Biz de size bir şeyler söylüyoruz. Hiç karşılaşmamayı da seçebilirdiniz. Ha? Yani bu da bir seçim. Ama geldiniz, karşılaştınız. Ama yok da sayabilirsiniz. Yani böyle bir şey, yani ben dinledim. Hiç umurumda da değil. Benim için de bir önemi yok. Hani kendim öyle takdir ettim. İlgilenmiyorum. Yok sayıyorum da diyebilirsiniz. Ya da bana hitap ediyor diyebilirsiniz ve muhatap alabilirsiniz. Anlamaya çalışabilirsiniz. Ya ne oluyor, ne bitiyor burada? Ben şunu biraz daha hakikaten ciddiye alayım diyebilirsiniz. Ya da bir mesafe alarak konuya bakabilirsiniz. Anlamaya çalışırsınız da hani bir distanciation diyoruz. Şöyle bir uzakta tutup hani biraz daha iyi anlayayım da sonra bakarım. Hayatıma etki edip etmeyeceğine sonra karar veriyorum diyebilirsiniz. Ya da anladığınızı düşünüp tamamen buradaki fikirleri reddedebilirsiniz. Veya söylenilenleri kabul edebilirsiniz, rıza gösterebilirsiniz, tabi olabilirsiniz. Belki bir sonraki aşamada da bütün hayatınızı, belki burada söylenilenlere göre de değiştirebilirsiniz, bir dönüşüm geçirebilirsiniz. Belki başka tepkiler de verebilirsiniz. Yani bu etkiyi ne biçimde aldığınız, nereye koyduğunuz tamamen de size bağlı olan bir şey. Kritik ve analitik düşünme diyor ki, yani ne yaparsanız yapın, bir şeyle karşılaştığınızda önce onu bir sorgulayın diyor. Ya bir dakika, yani bu hakikaten Ayhan Hoca burada bir şeyler söyledi de, ne dedi? Yani biz bunu anladık mı? Bu söyledikleri hakikaten iyi temellendirilmiş mi? Mantıklı mı? Tutarlı mı? Geçerli mi? Önce bir bunlara bakın. Sonra ona göre kararınızı verin diyor. Ha bu çok sık yaptığımız bir şey değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani biz hocalarımızın söylediklerine de inanıyoruz. Kocalarımızın söylediklerine de inanıyoruz. Herkesin söylediklerine inanıyoruz. Hani bir şekilde onun retorik gücü bizi etkisi altına alabiliyor. Kaptırabiliyoruz kendimizi. Tamamen bir şekilde o etkileri sorgulamaksızın hayatımızda onlara bir yer açabiliyoruz. Bu ne kadar doğrudur, ne kadar rasyoneldir, ne kadar böyle bir süreçte var olduğumuzda biz kendimizi var etmiş oluruz. Bunu hakikaten bir ciddi düşünmekte yarar. Şimdi özellikle ben tabii etki derken biraz daha metne odaklanmaya da çalışacağım. Diyelim ki bir şey okudunuz, bir şey anlamaya çalışıyorsunuz. Ha bu arada felsefede biz bugün her şeyde metin olarak okunabilir diyen felsefecilerle de karşı karşıyayız. İlla yazılı bir kağıtta metin olması da şart değil. Bu anlamda kavramı çok geniş de düşünebilirsiniz. Ben peki herhangi bir şeyle karşılaştığımda onu nasıl anlayacağım, nasıl anlamlandıracağım? Şöyle söyleyeyim, bir kere ben bir şeylerin karşılaştığım metinde, karşılaştığım sözde farkına varmıyorsam,
bazı şeyleri diğerlerinden tefrik etmiyorsam, ayırt etmiyorsam, açık ve seçik bir şekilde karşıma koyamıyorsam zaten anlamıyorum. Şöyle de söyleyebiliriz, mesela burada gene öğrencilerimiz var. İyi bir mesela lisans eğitimi almak mesela üniversitede, o alanın kavramlarıyla bir aşinalık geliştirmek, o konuda bir eser, bir kitap okuduğunda orada geçen kavramları açık ve seçik bir şekilde fark etmeyi öğrenmek demek. Hangi alanda eğitim alırsanız alın. Ha bir alanda eğitim almıyorsunuz ama bir alana ilgi duyuyorsunuz, o alana ilişkin bir takım giriş kitaplarını okumanın amacı da bu. O alanda geçen kavramları, ilkeleri, teknikleri kafanızda açık ve seçik hale getirmeye çalışıyorsunuz. Örnek vermek istiyorum. Sabahki toplantıya katılanlar belki olmuştur. Mesela Boğulhan'ın konuşmasını yaparken dedi ki yankı odası var dedi bir kavram olarak. Hatırlıyor musun? Diyor echo chamber. Ya da dedi ki doğrulama sapması ya da ön yargısı diye bir sorun var. Yani confirmation bias gibi şeylerden söz etti. Ya da öbür hocamız süre kavramından bahsetti, continuum kavramından bahsetti. Bir fiil ve bir kuvve olmaktan bahsetti. Bunların anlamlarını biliyor musunuz? Bilmiyorum, biliyor musunuz? Hani bilenleriniz olabilir, bilmeyenlerin. Bilmiyorsanız nedenliğini anlama imkanınız yok ki. Ha, her birinin neye karşılık geldiğini fark etmek ayrı bir şey. Mesela o echo chamber'la confirmation bias yakın konulardan bahsediyor. Bunlar ne demek istiyorlar ve nasıl ayrılıyorlar işte, tefrik etmeyi başarabiliyor musunuz? Yapamadığınız ölçüde, bunları kavrayıp ayırt edemediğiniz ölçüde aslında söylenilen şeye tam olarak nüfuz etmeniz ve orada söylenilenle hayatınız arasında bir ilişki kurmanız çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla sorgulamadan önce bir anlamak gerekiyor ve orada hakikaten kavramların çok önemli işlevleri var. Burada kavram derken aslında şöyle de düşünebilirsiniz. Belirli bir kavramınız yoksa karşılaştığınız şeyi bireyselleştirip farkına varıp karşınıza koyamıyorsunuz. Kavradığınız şeyin karşılığını tecrübenizde ayırt edebilmenizden ancak söz edebiliyoruz. Önce kavram, sonra bir şeyi fark etmek. Ben bunu öğrencilerime bazen şöyle bir örnekle anlatıyorum. Mesela diyorum, bir arkadaşınız var, tuhaf davranışları var. Tuhaf derken bazen çok içine kapalı, çok sessiz, bazen çok coşkulu, çok korkusuz filan. Tuhaf böyle değişik ama hani seviyorsunuz arkadaş yani. Arkadaş atılmaz, satılmaz ama tuhaf diyorsunuz filan. Bir gün bir psikoloji dersine giriyorsunuz. Psikopatoloji anlatılıyor. Ve orada hoca diyor ki ben size bazı hastalıklardan, bazı efendim nevrozlardan, psikozlardan söz edeceğim. Diyor ki mesela şöyle bir bozukluk var, bipolar bozukluk, çift kutuplu bozukluk. Hasta farklı epizotlar yaşar, bazılarında depresiftir, yok bazılarında daha coşkuludur, şöyle davranır, böyle yapar vesaire vesaire. Siz bunları dinliyorsunuz, dil üzerinden size veriliyor bunlar. Birden kafanıza dank ediyor, kavruyorsunuz onun nasıl bir şey olduğunu. Ve diyorsunuz ki ya bizim Ayhan bipolarmış ya. Doğru da söyleniyor olabilirsiniz, onu da söyleyeyim yani. Başka bir şeydir de siz öyle zannetmişsinizdir. Fakat daha önce sizde olmayan bir kavramı edindiğinizde, daha önce hiç farkına varmadığınız bir şeyi çok yeni bir gözle ayırt edip kendinize sunmaya başlıyorsunuz. Kavramak demek bu demek. Tüm disiplinler açısından kavramları böyle düşünün. O kavramlara sahip değilseniz, gerçeklikte ya da bir metinde bir şeyleri görseniz de size bir şey ifade etmiyor ve fark etmiyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında, belki de analitik düşünmenin, kritik düşünmenin ilk safhasında bu kavramlara sahip olmak ve bunları ayırt etmek ve buradan hareketle tecrübenizi daha açık ve seçik hale getirmek var. Yeterli mi? Hayır değil. Çünkü diyelim ki bir metin okuyorsunuz, karşıdaki kişi bu metni özellikle ikna amaçlı yazdıysa belirli bir bağlamda yazıyor. Bunun bir tarihsel bağlamı var, akademik bağlamı var, sizi belli bir konuda, belli bir tartışmada bir yere sevk etmeye çalışıyor. Bakın ben Türkiye'de yayın piyasasıyla da çok ilgilenmiş bir kişiyim. Türkiye'de aslında kitap okunmuyor denir ama okur kitlesi de vardır bayağı. İnsanlar da alırlar ve bir şeyler okumaya çalışırlar. Yaşadıkları en büyük problem nedir biliyor musunuz? Bir şeyi okurlar, bazı kısımları hoşlarına da gider. Fakat onun düşünce tarihinde, felsefe tarihinde, ilgilendikleri o disiplinin bağlamında ne anlama geldiğini ve nereye oturduğunu bir türlü tasarlayamazlar. Yani bir bağlama oturtma problemi yaşarlar. Bu da eleştirel düşünmeyle ilgili bir problemdir.
ya bu konu ilginçmiş, güzelmiş, biraz daha öğrensem iyi olur ama yani bu hangi tartışmanın neresinde ve kime hitaben söylenmiştir anlayamazsınız. Böyle bir bağlama oturtmadığımız fikirleri de anlayamazsınız. Gene bir başka örnek vereyim. Mesela sabahki oturumda Boğulan'ın mesela kendisi daha önce bu konuda bir kitap yazmış, kitabı var, çok da beğenerek okuyoruz. Dedi ki, ben dedi aslında bu eleştirel ve kritik düşünme tartışmalarının erdemleri, faziletleri ve duyguları da içine alacak şekilde genişletilmesi gerekiyor diye düşünüyorum dedi. Şimdi orada da birkaç akademisyenin adını da andı. Şimdi biz biraz daha biliyoruz, belki siz o kadar aşina değilsiniz. Akademide bu konuda süren bir tartışma var. İnsanlar bu konuda farklı görüşler öne sürüyorlar ve aralarında tartışıyorlar. Bu ne ölçüde yeni bir şey, ne ölçüde önemli, kimler için önemli, birileri buna karşı çıkıyorsa niye karşı çıkıyor? Bilmediğiniz sürece sunulan metni aslında değerlendirebilme imkanınız yok. Ya da ikinci sunuma tekrar geri gidelim. Hocamız burada mı bilmiyorum, hocamız dedi ki, ben dedi fiili sonsuzluğun, hani fiili sürekliliğin ya da olduğunu düşünmüyorum. Böyle düşünüyor olmasının büyük ihtimalle nedenlerinden bir tanesi, ben öyle anladım. Hocamızın pek çok kelam tartışmasına aşina olması. O tartışmalarda neyin tartışıldığını bildiği için fiilen sonsuzluk var demenin kelam açısından ne tip sonuçlarının olduğunu bildiği için onun doğru olmadığını düşünüyor. Yani karşı karşıya bir kavramla kalabilirsiniz, bir savla da kalabilirsiniz de ya ben bunu kabul edersem bunun etkileri nereye uzanıyorum? Yani onun bağlamını fark etmediğiniz sürece gerçek anlamda söylenileni değerlendiremiyorsunuz. Açık değil mi bu söylediğim arkadaşlar? Yani o bağlam konusu o kavramlar kadar önemli. Peki böyle bir bağlam nasıl ortaya çıkıyor? Nerede ortaya çıkıyor? Ha işte orada asıl konuşmamda size anlatmaya çalışacağım. Asıl mevzuya geliyorum. Bunu da birazdan kavram olarak da anlatacağım. Akademide bizim cedevi ya da diyalektik tartışmalar dediğimiz tartışmalar var. Bu tartışmalar belirli bilimlerin, bilim dallarının araştırmalarıyla karara bağlanılamıyor. Yani bilimlerin incelemelerini aşıyor. Fakat karara bağlanmaları ve tartışmaları son derece önemli. O tartışmanın hangi tezin kabulüyle nihayetleneceği, akademinin nasıl bir şekil alacağına, hatta hayatın nasıl bir şekil alacağına karar veriyor. O kadar da önemli. Basit bir örnek vereyim, sonra çünkü bunlara geri döneceğim. Mesela bakın, bilimle bilim olmayanı ne ayırır gibi bir soru, diyalektik bir sorudur, cedeli bir sorudur. Herhangi bir bilim dalı içerisinde onu inceleyerek karar veremezsiniz. Felsefi boyutları vardır tartışmanın. O tartışmada hangi görüşün kabul gördüğü, akademide neyin bilim olarak kabul edileceğini belirlediği için son derece önemlidir. Bu örnekleri de zaten çoğaltabiliriz. Şimdi burada son söyleyeceğimi de ilk söyleyeyim ki, şu anda söyleyeyim ki belki sonra zamanım kalmaz filan diye söylüyorum. Şimdi arkadaşlar demek istediğim şey şu. Akademiye giren birisi tabii ki kritik ve analitik düşünme tekniklerini öğrenmek durumundadır. Bununla neyi kastettiğimizde yavaş yavaş da anlıyoruz. Ben de biraz bahsedeceğim. Ama önemli olan bir şeyleri anladıktan, bir bağlama oturttuktan sonra sizin ne söyleyeceğinizdir. Siz kimsiniz ve ne söylüyorsunuz? Akademiye ne katıyorsunuz? Akademiden siz gelip geçtikten sonra ne değişmedi? Her şey olduğu gibi bırakacaksanız ve her şey olduğu gibi kabul ediyorsanız akademide ne işiniz var? Burada asıl sizden beklenen şey, sizin disiplininiz hangisiyse, hangi konuda çalışıyorsanız, oradaki bu cedeli, diyalektik tartışmaların farkına varmak, size yakışan tezin ne olduğunu tespit etmek, ve araştırmalarınızı, çabalarınızı, verdiğiniz ürünleri o tezin kabul görmesi yönünde aslında ortaya koymaktır. Tabii bu bir saplantı halinde de değil, herhangi bir tartışmaya girersiniz, onu savunursunuz. Eğer karşınızdakiler çok daha etkili ve başarılı bir şekilde o kritik ve analitik düşünme tekniklerini güzel bir şekilde kullanarak sizden daha iyi kanıtlamalar öne sürüyorlarsa, o an için onların söylediklerine de tabi olur. Akademi böyle bir mekan. Bunu yapmadığınız sürece de akademisyen zaten olmazsınız. Ama bu tartışmaları fark etmediğiniz sürece nerede olduğunuzun bile farkında olmadan akademi içerisinde yol alıyor olabilirsiniz. Şimdi gelelim metnin ya da etkinin sorgulanması süreçlerine. Burada özellikle size anlatmaya çalışacağım şey şu. Biz bir
metni çok farklı açılardan değerlendirebiliriz. Yani mesela metinle karşılaştık, o metin belli bir gerçeği olguyu ortaya koymaya çalışıyor. Amacı bu. Bu amacı gerçekleştiriyor mu açısından ona bakabiliriz. Bizi diyelim ki ikna etmeye çalışıyor. İkna etmek üzere söylediği önermeyi yeterince temellendirebilmiş mi? Bu amacını gerçekleştiriyor mu diye bakabiliriz. Belirli bir tekniği bir yere uyguluyor. Bu teknik hakikaten etkili mi, etkin mi, efektif mi, efficient mi? Bunlara bakabiliriz. Amaç hasıl oluyor mu gibisinden. Ya da birisi bize bir şeyler anlatıyor. Söylediği şeyler tutarlı mı? Yani birkaç şeyi bize anlatmaya çalışıyor fakat bunların birisini biz kabul edersek öbürünü reddetmemiz, onu kabul edersek bunu kabul etmememiz lazım. Yani aynı resim içerisinde bir çelişkiye, tenakuza yol açmadan söyledikleri bir araya gelmiyorsa o kişinin söylediğini dikkate almamıza zaten gerek yok. Bu anlamda her metnin en azından bir tutarlılık şartını sağlaması gerektiğini düşünebiliriz. Bu açıdan değerlendirebiliriz. Özellikle ikna etme amacına yönelik metinlerde de birisi gerçekten belli öncüller ortaya koyduğunda varmak istediği sonuç öncüllerden zorunlu olarak çıkıyor mu? Daha tüme varımsal bir düşüncede o öncüller sonucu destekliyor mu sorusunu sormadan, bu anlamda söz konusu çıkarım geçerli mi, valid mi sorusunu sormadan o metni değerlendiremeyiz. Şöyle bir şey de söyleyebilirim size, biz dergilerde hakemlik de yapıyoruz akademide. Akademide bilgi nasıl birikiyor? Mesela birisi bir makale yazıp gönderiyor, editör bir hakem olarak size ya da bir başkasına iletiyor onu. Siz oradaki öncüller iyi temellendirilmiş mi? Daha önce akademide bu konuda yapılmış çalışmalar var mı? Bunlar destekli mi diye bakıyorsunuz. Bir baktığınız taraf o öncüllerle ilgili. Bu da kritik ve analitik düşünme kapsamına giriyor. İkinci olarak da şuna bakıyorsunuz. Orada sergilenen akıl yürütme geçerli mi? Öncülleri birisi doğru kabul etse, yazarın savunduğu her neyse o görüş, zorunlu olarak o öncüllerden çıkıyor mu diye bakıyorsunuz. Bu şartları sağlıyorsa ve hakikaten önemli olduğunu düşündüğünüz bir sonuçsa bu, diyorsunuz ki biz bunu yayınlayalım ve akademik birikimin bir parçası haline gelsin. Akademide yaptığımız için özü bu anlamda geçerliliği olan metinleri korumak, geçerliliği olmayan metinleri reddetmek. Şimdi asıl soruya geliyoruz. Bütün bu değerlendirmeleri yapabiliriz. Bizim yapmamız gereken asıl şey nedir bir noktadan sonra da akademide? İşte kendimiz olarak, kendimize yakışanı yaparak bir tepki vermektir. Bir şeyi kabul mi ediyoruz? Demin söylediğim gibi red mi ediyoruz? Kabul edersek destekleyebiliriz, belki bir şey yapmamız gerekmez. Reddediyorsak niye reddettiğimizi gene mantık çerçevesinde, gene kritik analitik düşünme çerçevesinde sunuyor olmamız gerekiyor. Şimdi burada çok önemli bir aşamaya gelmiş oluyoruz dolayısıyla. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi benim yine akademide gördüğüm en önemli eksikliklerden bir tanesi bu. Çocuklar mesela bir sürü kavramı falan da öğreniyorlar. Dördüncü sınıfa geliyorlar ya da lisans üstü bir çalışma yapmaya geliyorlar. Diyoruz ki arkadaşlar sizden bir tez bekliyoruz. Yahu tez ne? Ben niye bu tezi savunacağım? Niye yani bu konuyu seçeyim? Bu konularda insanların kafası son derece bulanık oluyor. Kendisinin de farkında değil öğrenci. Niye yaptığının ve neyi yaptığının da farkında değil. Niye onu değil de bunu savunduğunun da farkında değil. Bu hakikaten çok ciddi bir problem. Yani bu platformların bu konuyu el atmasının ne kadar önemli olduğunu da aslında vurguluyor. Akademide kendimizi nasıl var edeceğiz sorusu bu tartışmalarla son derece alakalı. Ha, burada mesele basit anlamda bir takım kritik analitik düşünme tekniklerinin kullanılmasının ötesine geçiyor arkadaşlar. Bu olanın sabah da aslında bence bundan da bahsetmeye çalıştı. Bir noktadan sonra mevzu tekniklerin ötesinde bir şeyleri içeriyor. Daha felsefi bir dönüşümü, daha farklı bir olgunlaşmayı, bir tür kemale ermeyi içeriyor. Bizim öncelikle söz konusu kritik analitik düşünme yetkinliklerini kendimize yönlendirmemiz gerekiyor. Boğulan'ım onu inward diye söyledi. Kendine döndürmemiz gerekiyor. Yani benim hani kendimi bir metin gibi okumam lazım. Yani netlik önyargılarım var. Bunlar niye var? Ben neye bağlılık sergiliyorum? Neyden korkuyorum? Acaba bunları hakikaten paranteze alabilir miyim? Bunları aşabilir miyim? Burada kastettiğim şeyi biraz açmaya çalışacağım bir örnekle. Hepimizin
ön yargıları var. Hepimizin işte şey Bolu'dan böyle söyledi ve deeply held, yani derinden böyle gelen bir takım inançlarımız, kanaatlerimiz var. Fakat bunların bir kısmı gerçekten biz olmayabiliriz ya da biz gerçekten onları savunan olmayı istemiyor olabiliriz. Diyeceksiniz ki hocam nasıl oluyor bu iş? Bakın nasıl oluyor? Size bunun özellikle bir bağlanma örneği üzerinden anlatacağım. Bir kitapta okudum, bir tane başhekim bir hastaneye atanıyor. Gidiyor, birkaç gün geçiyor aradan. Tabii rutin işleri var, nöbet çizelgesi de var, o nöbet çizelgelerini de onaylıyor. Bir ara bir bakıyor ne nöbetler varmış diyor, hep imzalıyor ama bakıyor bir sürü nöbet var işte, acil nöbeti, bilmem ne koğuş nöbeti, bir de banko nöbeti diye bir şey var. Allah Allah, hastanede banko nöbeti ne demek yani? Bu banko, bu parklarda olan banklar var ya, onların nöbeti filan. Sonra araştırıyor, bakıyor ki kendisi hani gelmeden önceki başhekim bahçedeki bankları boyatmış. O gün için nöbet çizelgesine birisine eklemiş banko nöbeti diye. Onu göndermiş oraya. Millet de bunu hiç silmemiş tabii, milletin işine gelmiş. Her gün birisi gidiyor bankta yatıyor. Ama hastanedeki bütün işler o nöbetçi oraya dikilmiş olarak devam ediyor. Sanki biz onu orada tutmak durumundayız diye düşünüyoruz. Her seferinde oraya birini gönderiyoruz yani. Ne demek istediğini anladınız mı? Bir nöbetçi var ortada, bir yere dikilmiş, neyin nöbetini tuttuğu da belli değil. İnsanların bağımlılık sergiledikleri pek çok düşünce ve kanaat ve inanç böyle arkadaşlar. Bir aralar. Sizin belki anneniz, babanız, belki belli bir hocanız, belli bir arkadaşınız ya da belli bir durumda verdiğiniz tepki yüzünden bir yerlere bir nöbetçi dikiyorsunuz. Hatta bazen o nöbetçinin niye orada dikili olduğunu kendiniz bile unutuyorsunuz. Ama bütün kişiliğinizi o bağlandığınız şeylere göre oluşturuyorsunuz. Büyük ihtimalle o da siz değilsiniz, size de çok uygun değil. Ama onda ısrar ediyorsunuz. Ha işte kastettiğim şey bu. Bunları sorgulamadığınız sürece kritik ve analitik düşünmüş olmuyorsunuz. Bunları sorguladığınız ölçüde, ya ben aslında bu değilim, benim aslında inanmak istediğim, düşünmek istediğim, kendim olarak savunmak istediğim başka şeyler var diyebildiğiniz ölçüde gerçek sahip bir akademisyen olabiliyorsunuz ve kendi savunduğunuz tezleri daha canla başla ve daha istekle savunabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada basit anlamda bir teknikten, teknik oyundan filan bahsetmiyoruz. İşte akademik şahsiyetini kazanmaktan ve kişilerin kendisi olma sürecinden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada son bir şey daha söyleyeceğim. İyi bir akademisyen olmanın şartı, önemli şartı, felsefi bakışla siyaseten söz söylemeyi de ayırt etmektir. Her devirde bazı şeyleri söylemek kolaydır. Onları söylediğiniz sürece alkış da alırsınız. Tribüne de oynarsınız. O tip şeyler söylediğinizde hiçbir dirençle de karşılaşmazsınız. Ama onlar hakikati açığa çıkarmak, önyargıları sorgulamak, gerçeği bize yaklaştırmak konusunda hiçbir işlev görmeyebilirler. O devir geçtikten sonra da sizin yaptıklarınız unutulur gider. Biraz belki bazılarınızı rahatsız edebilecek bir örnek de vereceğim ama. Yani mesela ben 1991 yılında bakın üniversiteyi bitirdim, yani bir ömür. O zamanlarda ben sempozyumlara gidiyordum. Sempozyumlara gittiğimde herkes diyordu ki ya Osmanlı'da da nazari hiçbir şey yokmuş ya. Vah vah filan diyordu. Herkes evet ya Türk filan diyordu. Bugün hangi sempozyuma gitsem Osmanlı'da nazari olarak her şey varmış. Biz bilmiyormuşuz diyor. Millet evet ya Türk diyor. Hangisi doğru? Bence ikisi de tam doğru değil. Belki gerçek ortalarda bir yerde bir sürü şey de vardı, bir sürü şey de eksikti kardeşim. Bir zamanlar böyle diyorduk da niye şimdi böyle diyoruz? Ne değişmiş? İktidar değişmiş. Yani sen o iktidara uyup söz söylersen de o iktidar gittiğinde senin söylediğin de gidiyor. Ne demek istediğimi açık mı bilmiyorum. Yani her yerde de böyle, her alanda da böyle. O iktidara tabi olup söz söylediğiniz sürece gerçek bir derinleşmeyle, gerçek bir katkıyla aslında akademide var olamıyorsunuz ve yer alamıyorsunuz. Şimdi genel bu çerçeveyi sunduktan sonra daha önce de söyledim size. Dedim ki biraz mantığın öneminden bahsedeceğim. Yani özellikle bu ikna amaçlı konulara odaklanacağım. Ben mantıkçıyım biliyorsunuz. Yani ama ben mantıkçıyım diye mantık önemli demiyorum yani. İnanın bana. Gerçekten çok önemli. Yani mantık olmadan bu işler olmuyor. Çünkü biz ikna amaçlı metinler yazdığımızda aslında akademide ne yaparız?
genel olarak üç farklı şey yaparız. Hani teknikler, uygulamalar falan da vardır da onlar daha ikincildir. Yani asli olarak ne yaparız? Biz genellikle bir matematiksel, dilsel bir dizgi içerisinde ya bir teoremi ispatlamaya çalışırız, ya bir olayı ya da fenomeni bir kurama dayanarak açıklamaya çalışırız, ya da genelde insanların kabul etmesini istediğimiz bir sonucu bir akıl yürütmeyle, bir kanıtlamayla karşı tarafa göstermeye çalışırız. Yani 3 aşağı 5 yukarı yaptıklarımızın %95'i bunlarla ilgilidir. Yani akademisyenler bunları yapar. Bunların üçünün de esasında mantık vardır. O yüzden mesela büyük düşünür Gazali diyor ya, ilmin kapısıdır diye. Boş yere demiyor yani adam. Mantık bilmeden ve mantıktan anlamadan akademisyen olunmaz arkadaşlar. Niye? Çok basit bir şekilde birkaç örnekte de anlatmaya çalışacağım. Mesela biz kalktık diyelim ki teoremler ispatlamaya çalışıyoruz. Burada kastettiğimiz şey nedir? Bizim biçimsel dizge dediğimiz işaret dizgeleri var. Bir dili kuruyoruz. O dilin gramer kurallarını, alfabesini vesairesini belirliyoruz. O işaret dizilerinden işaret dizilerine geçmekle ilgili mantık kurallarını belirliyoruz ki bunlar evrensel kurallar. Bu kurallardan hareketle o işaret dizilerinden işaret dizilerine geçerek, her bir işaret dizisinin hesabını vererek, ya onları aksiyom olarak kabul ederek ya da başkalarından kurallara göre çıkararak yeni bir işaret dizisi elde ediyoruz. O son satırda elde ettiğimiz şeye teorem diyoruz. Bunu yapmak bazen çok zor olabiliyor, bazen yıllar, bazen yüzyıllar alabiliyor. Fakat teoremler olmadan herhangi bir nesne hakkında neler söylenebilir ya da söylenemeze ulaşamıyoruz. Bunu sadece basit anlamda matematik diye de almayın. Matematik dediğimiz şey, insanoğlunun, insan aklının kurabileceği ve hakkında konuşabileceği tüm nesnelerin incelendiği alandır. Tüm nesnelerin incelendiği alandır. Yani ben kalkıp belirli aksiyonlar, tanımlar, yasalar yazarım. Bunları sağlayan bir terimin tuttuğu nesne hakkında neler söylenebiliyor? Benim ispatladığım teoremler de ortaya çıkar. Bir bakıma bir alet gibi bir şeydir o biçimsel dizgede ispatlanan teoremler. Bir bilim adamı da kalkar der ki, ya bu matematiksel dizgede ele alınan nesne mesela şu olayın açıklanmasında kullanılabilir. O terimleri yorumlar ve onu kullanarak bilim yapar. Yani bütün bilimin esasında bu anlamda matematiksel bir inceleme ve teorem ispatlama faaliyeti vardır. O yüzden matematikçiler çok önemli. O yüzden mantıkçılar çok önemli. Ve bunun esası işte görüyorsunuz tamamı mantıkla ilgilidir. Mantık olmadan yapamayacağımız bir şeydir. Eleştirel düşünme demek ne demektir burada? Herhangi bir teorem ispatlanmışsa gerçekten amacına bu ulaşıyor mu ulaşmıyor mu, her bir satırın hesabı verilmiş mi onu değerlendirmektir. Olmayacak şeyde teorem dememek gerekir yani. Şimdi burada bir önemini anlatmak için bir iki tane örnek vereceğim. Mesela bakın arkadaşlar, biz şöyle sağımıza solumuza bakıp aa bu varmış demek ki bu yokmuş diye bilim yapmıyoruz. Teorik olarak dilsel, matematiksel bir çerçevede kurduğumuz nesneleri dediğim gibi yorumlayarak bilim yapıyoruz. Orada ispatladığımız teoremler bizim için doğru önermelere dönüşüyor yorumladığımızda. Dolayısıyla teorem ispatlama olmadan bilim yapabilmek mümkün değil. Mesela Einstein kalkıp mesela genel görelilik kuramını geliştirmiş. Genel görelilik kuramı 10 tane denklem ve yasadır. Başka bir şey değildir yani. Oradaki denklemleri sağlayan şeye biz fiziksel evren diyoruz. Öyle de söyleyebiliriz. Şimdi Einstein'ın kendi bu kuramı yazdığında demiş ki bu denklemler bana göre 4 boyutta uzay zamanda kapalı bir evreni tasavvur ediyor. Bize kapalı bir evren tasavvuru sunuyor. Hatta Parmenidesçi bir evren tasavvuru sunuyor derler. Felsefeci bir bakış açısıyla. Kurt Gödel diye çok ünlü bir mantıkçı var. Sabah hocamın konuşmasında da adı geçti. Tamamlanamazlık teoremlerini ispatlayan meşhur Kurt Gödel. O da Einstein gibi o Dünya Savaşı Hercü Mercin'den kaçıp Amerika'ya gidiyor. Princeton'daki Advanced Research Institute'da birlikte çalışıyorlar. Hatta derler ki Einstein belli bir noktadan sonra yürüyüş yapmak için sadece enstitüye gidermiş. Gödel'le yürüyüş yapıp sohbet ederlermiş filan. Yani iyi arkadaşlar. İkisi de deha bu arada. Kurt Gödel bir doğum gününde Einstein'a söz konusu bu denklemlerin evrenin genleşmesine izin veren çözümlerin olduğunu teorem olarak ispatlayıp sunuyor. Çok enteresan. Ha biz o denklem olduğunda evren tasavvurumuzun artık farklı olabileceğini,
bir genleşmeye mahsup, yani bir genleşebilen evren tasavvurunun olabileceğini fark etmeye başlıyoruz ve ona göre ampirik veriler aramaya başlıyoruz. Yani bizim bugün büyük patlama kuram filan dediğimiz şeyler, böyle teoremler ispatlanmasa düşünülebilecek olan şeyler değillerdi. Yani önce teorem, sonra verilere bakıp bunu doğrulamaya çalışmak. Aynı konuda ikinci bir örnek daha mesela verebilirim. Mesela geçenlerde rahmetli oldu Stephen Hawking, malum bu tekillikler, singularitiler, kara delikler üzerinde çalışıyordu. Bir zamanlar kozmoloji bayağı gözden düşmüştü, biz kozmolojiyi bilim olarak yapamayız filan diye düşünüyorduk. 1930'larda Oppenheimer ve Snyder diye iki tane fizikçi aynı genel görelilik kuramını büyük bir kütlenin kendi içine çökerek aşırı yoğun bir kara nokta delik oluşturabilmesinin mümkün olduğunu gösteren bir teorem ispatladılar. Çünkü zaten kara delik diye bir şey görmüyorsunuz. Kara deliğin anlamı o. Işık göndersen bile geri yansımıyor. Bakıp görebileceğin bir şey değil yani kara delik. Böyle bir şey olduğunu, tekilliğin olabileceğini düşünmek için böyle bir teoremi önce ispatlaman gerekiyor. Bu Penrose ve Hawking, bu ünlü fizikçi, niye ünlüler, niye önemliler? Bu teoremin genelleştirilmesini yaptıkları için, her yerde bu olayın gerçekleşebileceğini, simetri koşullarının sağlanmasının şart olmadığını gösterdi. O yüzden yeni bir kozmolojinin imkanını açtı. Demek istediğim, mantık olmadan, bu teoremler ispatlanmadan bizim evrenle ilgili düşünüşümüz ya da kavrayışımızda bir ilerleme olmuyor. Bilim adamları sadece bununla mı uğraşıyor? Hayır, asıl bu aletleri geliştiriyorlar ve belli olayları açıklamak için kullanıyorlar. Açıklama yapmak demek ne demektir? Birazdan Aristoteles'in Burhan anlayışından da tekrar söz edeceğim. Açıklama yapmak demek şu demek. En az bir yasa içeren, evrensel yasa içeren bir kuramı alacaksınız. Belirli ön koşullar varsa onları da bir önerme olarak alacaksınız. Bir olayı ya da fenomeni ifade eden önermeyi onlardan mantıksal olarak türetebiliyorsanız o olayı açıklamışsınız demek oluyor. Bakın, mantık olmadan bilimsel açıklama diye bir şey yok. Yani diyelim ki uçakların uçtuğunu biliyor musunuz? Hayır, böyle bir malumatınız var ama aslında bilimsel olarak bilmiyorsunuz belki. Onu bilimsel olarak bilmek ya da açıklamak demek bambaşka bir şey demek. Mesela bugün nasıl açıklanıyor bu? Bernoulli eşitliği var malum akışkanlar mekaniğinde. Onu alıyorsunuz, akışkanların hızıyla basınç arasındaki ilişkiyi kullanarak havada bir akışkan, bir kanadın üstünden ve altından akan havanın hızındaki değişiminin nasıl bir basınç farklılığa yol açtığını ortaya koyuyorsunuz. O basınç farklılığı uçağın kendi ağırlığı ya da kanat yapısı ile ilgili ilk şartlarla birleştiğinde uçağın belirli bir saniye sonra hangi hızla ilerlerse ne kadar yükseğe çıkacağını tam olarak hesaplıyor. Bakın, kuramdan ve ön şartlardan o fenomen önermesi türetilebildiği için bu kuram bu fenomeni açıklıyor diyorsunuz. Mantık olmasa gene bunu yapamazsınız. Hı? Ya da bir şekilde diyelim herhangi bir sonucu öne sürmek istiyorsunuz. Bir şey savunacaksınız. Delil getirmeniz gerekiyor. Ben böyle inanıyorum demenizin bir anlamı yok. Öncüllerinizi ortaya koyacaksınız. Ve demin bahsettiğim anlamda geçerli bir akıl yürütmeyle belirli bir sonuca varacaksınız. Mantığın ne kadar önemli olduğunu hissedin diye söylüyorum. Yani mantık olmadan akademi de olmaz, bilim de olmaz, hiçbir şey de olmaz yani. Dedim ki ben mantıkçı olduğum için değil. Hakikaten akademi böyle bir yer. Ha, dolayısıyla bu şu anlama da geliyor. Özellikle ilahiyattan gelen öğrenciler varsa onlara söylüyorum. Klasik mantıkla da sadece artık yolunuza devam edemezsiniz. Modern mantık öğrenmek durumundasınız. Sembolik mantık da öğrenmek durumundasınız. Şimdi gelelim bu Burhan Cedel ayrımına. Bu Aristoteles malum. Aristoteles mantığını da biz kurucusu olarak kabul ediyoruz. Bilimsel bilgiyle ilgili bu Burhan tanımını veren kişi olarak da onu kabul ediyoruz. Aristoteles demiş ki bu organonun da kategorileri yazmış. Önerme üzerine perihermenyası yazmış. Birinci antikleri yazmış. Mantık demiş böyle bir şey. Yani neyi söylendiğinde neyin de söylenmesi icap eder. Ben bunu size anlatacağım demiş. Anlatmış hakikaten. Önce bir tanım kuramı ortaya koymuş. Sonra bir kıyas kuramı ortaya koymuş. Sonra da demiş ki mantığın ilk uygulama alanı bilimsel bilgi üretmek için kullanıldığı alandır. Burhan'dır onun adı, biz öyle çeviriyoruz. Apodeiksis Yunancası, bilimsel bilgi üreten çıkarım. Ha? Peki demiş, bu bilimsel bilgi nasıl mümkün? Onu tartışmış. Demiş ki bunun öncülleri de eğer
yine başka çıkarımlarla elde ediliyorsa ya bu sonsuza kadar gider ya döngüsel olur. Ben demiş bu öncülerin kesin ve zorunlu olduğu durumlarda üretilen bilgiye bilimsel bilgi diyeceğim. O öncülleri de demiş ben aklımla dolaysızca bilirim demiş. Gayet güzel. Biz bunu böyle düşünmüyoruz. Bilimsel bilgiyle ilgili söylediklerine katılıyoruz. Fakat akıl yoluyla dolaysızca bir gerçekliği bildiğimize inanmıyoruz. Fakat benim söylediğim anlamda Kur'anları geliştirip o Kur'anların nazarıyla gerçeklere, olgulara bakarak onları açıklayabileceğimizi düşünüyorum. Daha sonra bir kitap daha yazmış. Bu söylediğim ikinci analitiklerde söylediği. Topikler diye bir kitap yazmış ve demiş ki bazı konular vardır ki, bakın ilk söylediğim şeye geleceğim. O konular burhani olarak açıklığa kavuşturulamazlar. Ve bunlar genellikle hatırlı sayılır bir felsefecinin genel kanaate bir ters bir tez öne sürmesiyle başlar. İnsanlar bunu mantığı kullanarak tartışırlar. Çünkü buradaki öncüler muhtemeldir. Yani farklı ihtimallere, farklı görüşlere açıktır demiş. Demiş bir örneğini verdim. Yani mesela bilimle bilim olmayanı ne ayrı? Bilimsel yöntemin kaynağı nedir gibi bir tartışma aslında. Cedeli bir tartışma. Dediğim gibi bunlar önemsiz tartışmalar değiller. Mesela insan iradesi özgür müdür, değil midir? Diyalektik bir tartışma mesela. Tanrı'nın bir ispatı verilebilir mi, verilemez mi? Diyalektik bir tartışma mesela. Canlı sadece mekanik fizikçi açıklanabilir mi, açıklanamaz mı? Diyalektik bir tartışma mesela. Anlıyor musunuz? Çok önemli konular. Belki için daha önemli olan konular. Fakat tartışmaya açık bir tarafı var. Yani bilim yapıp da karara bağlayamıyorsunuz. İşte anlatmaya çalıştığım şey bu. Akademiye girdiğinizde siz bu tip cedeli tartışmaların bir parçası olmak durumundasınız. Ve insanlar akademik kişiliklerini bu tartışmalarda sergiledikleri tavırlar ortaya koydukları sonuçlarla kazanıyorlar. Mesajım oldu değil mi? Açık ifade ettim. Şimdi tabii zamanım da azalıyor. Bitiyor mu galiba? Bitti galiba. 5 dakikam falan mı var? Sanıyorum 3 dakikam falan var. Birkaç dakika geç başlamıştık. Şöyle söyleyeyim tabii çok hızlı geçeceğim. Biz bugün dedim farklı bir bilim anlayışına sahibiz. Ben burada zaten bunların üzerine çok fazla durmayacağım. Sadece gençler biraz daha farkına varsınlar diye bunları yazmıştım. Akademi nasıl sorularla uğraşıyor? Akademi bugün mesela dil insan dışı bir ortamda üretilebilir mi? Yapay zeka ne ölçüde geliştirilebilir gibi bir soruyla uğraşıyor. Yani bilimsel bilgi üretimi genel bu sorularla, ana akım sorularla uğraşıyor. Kozmoloji, mekanik, fiziğin sınırları içerisinde kuşatılabilir mi gibi bir soruyla uğraşıyor. Canlı organlar canlı dışı bir ortamda üretilebilir mi gibi bir problemle uğraşıyor. Kişiye özel tedavi sistemleri geliştirilebilir mi, DNA yapıları bunun için kullanılabilir mi gibi bir problemle uğraşıyor. Hani her türlü bağımlılık var, madde bağımlılığı, ekran bağımlılığı da çıktı vesaire, o başımıza bela. Bu tip sorunlar yani insanın en büyük problemlerinden birine dönüştü. Bunlardan sorunlar, kaynaklanan sorunlar tam olarak çözülebilir mi bunlarla uğraşıyor. Geçmişte yaşananlar, yani bunlar tarihsel olaylar da olabilir, kozmolojik olaylar da olabilir, bir yerkürenin yapısıyla ilgili olaylar, botanikle ilgili olaylar da olabilir. Tamamen aydınlatılabilir mi? Günümüzdeki etkisini ortaya çıkaracak şekilde bilinebilir miyle de uğraşıyor. Demokratik, bazen böyle söylüyorlar, ikincileştirmeyi ortadan kaldıran siyasi düzenler kurulabilir mi gibi bir problemle uğraşıyor. Herkes her konuda eğitilebilir mi gibi bir problemle uğraşıyor. Sürdürülebilir kalkınma sağlanabilir mi gibi bir problem. Akademide biz bunlarla uğraşıyoruz. Hatta bugün hani bu dünyayı da bitiriyoruz galiba dediğimizin dünya dışı bir gezegende koloni kurulabilir mi sorunuyla da uğraşıyoruz. Bu bile hakikaten uğraştığımız problemlerden birine dönüşmeye başladı. Ben burada özellikle bunu bir dipnot olarak söyleyeceğim. Gene gençlere hitaben söylüyorum. Ben diyorum ki akademide neyle uğraşacaksanız önce size cazip gelen soruyu seçin. Yani hangi soru sizin için cazip? Ya bu dil insan dışı bir ortamda üretilir bana çok cazip geldi. Ha sen onunla ilgili bir disiplinle uğraşmalısın. Yok bu canlı meselesi mi hiç? Onunla uğraşmalısın. Ya bu ikincileştirme meselesi çok yapıcı. Ha ben onunla uğraşayım. Yani gerçekten size cazip gelen, göz kırpan konular olmadığı sürece o çabaya da girmiyorsunuz. Eleştirel ve kritik düşünme çabasına da girmiyorsunuz. Kendinizi oluşturma çabasına girmiyorsunuz. Bu son derece önemli. Şimdi konuşmanın son bölümüne geliyorum. O da işte asıl bu cedeli tartışmalarla ilgili çok kısa bir şey söyleyip bitirmeye çalışacağım. Biz bugün, dedim ya Aristoteles'ten sonra bilim anlayışımızı değiştirdik. Aristoteles'te bilimsel bilgi mantıksaldı ama
öncüllerin kesinliği bilimsel bilgiyi bilgi yapıyordu. Öncüllerin dolaysızlığı, zorunluluğu böyle yapıyordu. Biz bugün böyle düşünmüyoruz. Diyoruz ki, kardeşim hangi kuramı niye seçtin? Niye bu kuramı burada uygulamaya çalışıyorsun? Bunu nasıl keşfettin? Yani keşif bağlamı beni ilgilendirmiyor. Bilimsel olanı, bilimsel olan şey, yapan şey herhangi bir deneyle, gözlemle senin bu yaptığın işin gerçeklenebilmesi, justify edilebilmesidir diye düşünüyoruz. Ha? Yani bilimsellik, yani yöntem tartışmasında esas olanın ağırlığı justification, gerçeklenme tarafına kaymış vaziyette. O mu? Yok ya, onda çoğun çok. Ha yani, değil mi ben sanki? Tamam canım, bende laf çok, merak, 10 dakikada konuşuruz. Yok yok, 10 dakika iyiymiş, tamam. Yani şey, tamam yani şu şeye kadar, 5'e kadar, tamam peki. Şimdi, asıl soru şu. Demin saydığım sorularla uğraştığınızı düşünün. Herhangi birini aldınız ve onunla uğraşıyorsunuz. Yani ben dediniz, fizikle uğraşacağım. Kozmolojiyi mekanik fizik içerisinde ele almaya çalışacağım. İşte tekilliklerle ilgili teorem ispatlayacağım. Yok bilmem zamanla ilgili şunu yapacağım. Güzel, uğraşıyorsunuz. Niye o konularla uğraşıyorsunuz? Niye o konulara mesela araştırma fonları ayrılıyor? Biz ne yapmaya çalışıyoruz da demin söylediğim sorular ön plana çıkıyor. Ha bunların bir kısmı hakikaten insanlıkla ve insanlarla ilgili, yaşanılan sorunlarla ilgili, doğru. Bir kısmı ise demin söylediğim anlamda diyalektik, cedeli tartışmalarla ilgili. Şimdi burada çok temel ve çok önemli bir sav öne süreceğim ve onu savunmaya çalışacağım. 10 dakika içerisinde ne kadar ya da 5 dakika içerisinde ne kadar yapabilirsem. Arkadaşlar bu keşif bağlamının, bağlamını oluşturan sorular, akademinin ana akım projelerini belirleyen cedeli tartışmalarda öne çıkan sorulardır. Ve bu sorular son özellikle 200 yılda ve son 100 yılda metafizik tartışmaların akademik söylemden elenmesi süreciyle ilgilidir. Kastettiğim şey şu, metafizik nedir? Burada çok ayrıntısına da giremeyiz. Hani gerçeklik hakkında, varlık hakkında, burası neresi gibi sorular hakkında evrensel ve zorunlu cevaplar arayışıdır. Öyle söyleyelim. Yani bir tanrı var mıdır, yok mudur? Bir kendindelik var mıdır, yok mudur? Canlı hakikaten mekanik bir şey midir, değil midir? Bilinç nasıl fiziksel bir evrende var gibi sorular aslında. Metafiziksel sorulardır. Ne var ne yokla ilgili sorulardır. Çok temel ve derin sorulardır. Benim ruhum var mı? Ruhum ölümsüz mü değil mi filan gibi şeylerden bahsediyoruz. Bu sorular açısından çok önemli bir dönüm noktası akademide Alman felsefecisi Immanuel Kant'ın metafiziği eleme girişimidir ki enteresan bir şekilde 3 tane eser yazmıştı. 3 eserinin de başlığındaki terim kritiktir. Saf aklın kritiği eleştirisi, pratik aklın eleştirisi ve yargı gücünün eleştirisi. Yani adamın yapmaya çalıştığı şey şudur. Ben bilimsel olanı öyle bir şekilde temellendireceğim ki neyin bilimin sınırları içerisinde karara bağlanamayacağı, neyin bilgimizin dışında kaldığı belli olacak. Yani ben işte o etki alanımın ne olduğunu netleştireceğim, sınırını çizeceğim, aklın sınırını çizeceğim. Onun sınırları içerisinde yapılana bilimsel diyeceğim. Bunun dışında kalanları da kötü anlamda metafizik olarak reddedeceğim. Şimdi bunun felsefe tarihine, kelam tarihine çok derin etkileri var adamın bu yaptığı şey. Yani siz akademiye girdiğinizde Kant'ın etkisi zaten hükmünü sürmüş ve biz belirli bir bilim anlayışına, belirli bir düşünce anlayışına zaten ulaşmış vaziyetteyiz. Kant yazdığı her bir kritikte, ilki biraz daha teorik konularla ilgilidir, ikincisi biraz daha ahlak konularıyla ilgilidir, üçüncüsü biraz daha estetik konularıyla ilgilidir. Nelerin bilinemeyeceğinden bahsetmiş. Yani mesela ilk kritiğinde demiş ki kendi başına olduğu haliyle gerçeklik, yani uzay zamanda tezahür etmediği haliyle gerçeklik de diyebiliriz. Bizim tarafımızdan bilinemez. Ruh, evren ya da Tanrı hakkında evrensel ve zorunlu hükümlerde biz bulunamayız. Yani bunlar bizim bilimsel bilgi ve araştırmamızın dışında kalırlar. Tarih diye bir şey vardır. İnsanların bir şekilde eylemlerin, özgür eylemlerinin sonucudur. Fakat tarihin nasıl ilerlediği, nasıl aktığı, nasıl bir mantığının olduğu aslında bilimsel bilginin sınırlarının dışında kalır. Ya da organizma, mekaniğimiz ne kadar yaparsak yapalım, bilimsel bilgi tarafından tam olarak aydınlığa kavuşturulamaz. Şimdi söylemek istediğim şey şu. Adam diyor ki, burada diyor insan bilgisinde bir takım sınırlar var diyor. Bunu nihai olarak çözemezsiniz ve anlayamazsınız. Şimdi
insanoğlu nasıl bir mahluk? Ya bir sürü konduysa biz bunu geçelim arkadaşlar, geçebiliyor muyuz diye uğraşmaya çalışan bir mahluk. O yüzden tam bu sınırlarla ilgili diyalektik tartışmalar çıkıyor. Ya gerçekten biz bunu yapabilir miyiz, yapamaz mıyız gibisinden. Gerçekten biz rasyonel kozmolojiyi tamamlayamaz mıyız? Gerçekten canlıyı anlayamaz mıyız? Gerçekten mesela dili işte mesela insan dışı bir ortamda üretip üretemez miyiz filan. Bu tip tartışmalar eski metafiziğin yerini alıyor. Şu anda mesela akademinin ana akım projeleri bu konularda bir ilerleme sağlamak üzere çalışmalar yapıyor. Demin mesela verdiğim örneği söyleyeceğim. Dedim ki mesela akademide biz şu anda mesela Chomsky sonrasında generative grammar, üretici grammar diye bir projeyle uğraşıyoruz. Yani insan dışı bir ortamda, bir algoritma ya da bir makine düzeyinde insan dili yerinde üretilebilir mi? Bununla ilişkili olarak yapay zeka, her yerde duyuyorsunuz, AI üretilebilir mi? Mesela bu tartışma aslında bir başka açıdan metafizikle son derece ilişkili olan bir tartışma. Yani ne anlamda? Biz mesela şöyle şeylerden bahsetmeye başlıyoruz artık. Belki de diyoruz, insan bu gidişle son keşfini yapacak bir ara. Niye son keşfini yapacak? Öyle bir zeka üretecek ki, bundan sonra bir şey keşfedilecekse o keşfedecek filan. Yani senden daha üstün bir varlığa sanki yol vermiş gibi oluyorsun. Bakın, bu anlayışın son derece metafiziksel bir arka planı da var. Nedir o? Siz şöyle düşünmeye dolayısıyla başlıyorsunuz. Galiba insan, hani ara bir tür gibi bir şey, hani canlılardan evrildi, ara bir tür olarak ortaya çıktı ve belki de hani daha üst bir türün ortaya çıkmasıyla da bir ara tür konumuna düşecek. Yani öyle bir yapay zeka, tekillik de deniyor ona, yani teknolojik tekillik ortaya çıktığında o teknolojik tekilliğin bizimle ilgisi, bizim de kara böceğin ilgisi gibi olacak diyorlar. Ha bu, şimdi burada akademik bir proje var. Olur mu olmaz mı o da belli değil. Kant'a sorsanız olmaz, onu da söyleyeyim mesela bir şekilde. Ama biz bunu yapmaya uğraşıyoruz. Niye yapmaya uğraşıyoruz? Bence çok önemli bir nedeni var. Bununla uğraşırken çok güzel projeler geliştiriyoruz. Kapitalizmle bu son derece uyumlu. Yok kardeşim bu olmaz dersen olduğun yerde löp diye kalıyorsun. Hiçbir şey de yapamıyorsun yani. Bunu yaparsan en azından işler yürüyor falan. Bu önemli bir gerekçe. Fakat burada tartışılması gereken çok önemli bir fikir daha var. Ben bunu özellikle de burada bunun için de gündeme getirmeye çalışıyorum. Bu arka plandaki tartışmalar neden önemli? Çünkü mesela bu şöyle bir fikre de yol açıyor. Eğer insan ara bir tür olarak düşünülecekse, öyle söyleyelim, eşleri mahlukat fikrinden artık söz edemezsiniz. İnsan yaratılanların en şereflisidir diyemezsiniz. Daha üstü var yani çünkü. Bakın dikkat edin. Bu ilahiyatla ilgili bir sorun değil. Bunu niye söylüyor? Şunun için söylüyor. Ben pek çok gençle karşılaşıyorum. Bu gençler mesela bilgisayar mühendisliğinde okuyor. Çok iyi mühendis olursa böyle bir projenin dişlisi olacak adam. Diyor ki ya ben gerçekten bunun bir parçası olayım olmayayım hocam diyor, bana geliyor. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Ha? Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani burada o diyalektik tartışmanın ne yönde yürütüleceği, bizim ne anlamda bu projelerin bir parçası olup olmadığımız, eleştirel ve analitik düşünme kabiliyetlerimizi ne için kullanmamız gerektiğiyle ilgili çok yakıcı sorular var. Bizim bunlarla ilgilenmeden devam edebilme imkanımız da yok yolumuza. Ve ben tüm az önce saydığım projeler için zaman olsa anlatırdım, aynı tür sorunların olduğunu düşünüyorum. Şimdi sonuçlarımı okuyarak bitiriyorum. Batı düşüncesi özellikle Alman felsefecisi Kant sonrasında temel bir yönelime sahiptir. Bu yönelim genelde felsefi, özellikle akademik söylemden metafizik olanın elenmesidir. Söz konusu bu elenme süreci akademide konu edindiğimiz bazı temel sorunların ortaya çıktığı bağlamı oluşturmaktadır. Elenen metafiziğin yerini bilimler ve bilimlere dayalı diyalektik bir tartışma doldurmaktadır. Bu diyalektik tartışmanın konularından bazıları şu şekilde sıralanabilir. Evrenin yapısı, varsa başı ve yine varsa sonu mekanik bir fizik anlayışı içerisinde açıklığa kavuşturulabilir mi? İnsan zihninin temel yetkinliklerini simüle eden ve hatta bir tekilliğe yol açacak şekilde aşan bir yapı kurulabilir mi? Dil akıl sahibi bir özneden bağımsız bir mekanda inşa edilebilir mi? Anlam bilim, hani varlık koşulları tartışmalı tümellere ve bireylere gönderme yapmak kısmı kurulabilir mi? Bunu anlamamış olabilirsiniz, bu benimle ilgili biraz daha bir şey. İnsani varoluş tarihsel bir inceleme içerisinde ele alınabilir mi? Söz konusu tarihsel süreç,
içerisinde mutlu, tırnak içerisinde bir biçimde var olabileceğimiz bir mekan ortaya çıkma koşulları tartışılabilir mi, oluşturulabilir mi? Bireylerin, bireysel nesnelerin ve organizmaların kuruluşu metafiziksel bir ilkeye gönderme yapmaksızın, yani canın kuruluşu demek istiyorum, açıklanabilir mi? Vesaire, vesaire. Mevcut akademik tartışmalar ve bu projeler bu diyalektik tartışma konularıyla şu ya da bu şekilde ilişkilidir. Yani akademiye girip o akademinin ana akım projelerinin bir yerlerinde bir takım çalışmalar yapıp bu tartışmalardan habersiz kalamazsınız ya da yaptığınız şeyin onunla ilgili olmadığını söyleyemezsiniz. Onu demek istiyorum. Girmek zorundasınız o tartışmaya yani. Söz konusu projelerin nihai amaçları belki de ulaşılabilir değildir. Demin söylediğim örneği hatırlayın. Ama bu projeler kapitalizmle son derece uyumludur. Gemi de yürüyor yani. Akademi belli bir tarafa doğru zaten dümeni kırmış devam ediyor. Bu projelerin hemen tamamı ilahiyatla ilişkisi bakımından sorunlar barındırmaktadır. Akademik şahsiyetin oluşumu bu diyalektik tartışmalarda takınılan tutum tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla burada özellikle dediğim gibi gençlere hitap ederek söylüyorum. Aslında bir başka açıdan çok enteresan bir dönemde akademiye giriyorsunuz. Bir gerek şart olarak bu akademik tartışmalara girmekte kritik ve analitik düşünme yeteneklerini kazanmak, bu konuda bilgilenmek, bu konuda kendinizi geliştirmek zorundasınız. Fakat bu akademide kendinizi var etmek ve kendinizi bulmak, akademik şahsiyetinizi oluşturmak için yeter şart oluşturmuyor. Yeter şart oluşturmak istiyorsanız demin söylediğim bu tartışmalarda neyi niye savunacağınıza karar vermek durumundasınız. Hepinize sabrınız için çok teşekkürler ediyorum. Saygılar.